Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, 2015 yılı bütçe kanunu kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bütçesi ile ilgili sizleri bilgilendirmek ve bu çerçevede bu vesileyle bakanlığımız faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili sizlere bazı hususları arz etmek istiyorum ve bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak iki tane temel hedefimiz söz konusu. Bir tanesi gümrük işlemleriyle ilgili olarak gümrük işlemlerinin hızlandırılması. Yani hem ithalatta hem de ihracat işlemlerinde gümrük işlemlerinin çok daha hızlı, çok daha etkili, verimli ve maliyeti azaltıcı bir tarzda hızlandırılması, yapılabilir hale getirilmesidir. İkincisi ise gümrük işlemlerinin bir taraftan hızlandırılması sağlanırken diğer taraftan da güvenli yapılmasını temin etmektir. Biraz sonra bunlarla ne kastettiğimi tam olarak aktarmaya çalışacağım. Bunlara geçmeden önce bakanlığımızın işlem hacmi kapasitesini hakkında bir fikir vermek üzere bazı rakamları size paylaşmak istiyorum. 2014 rakamları itibariyle gümrüklerimizden giriş çıkış yapan araç sayısı 7.667.000 adettir. Giriş çıkış yolcu sayısı ise 104 milyon civarındadır. Bakanlığımızca tahsil edilen vergilerin toplamı yaklaşık 68 milyar lira ki bu toplam vergi gelirlerinin %23'üne tekabül etmektedir. İşlem gören ihracat beyanname sayısı yine 2014 Ocak-Kasım rakamları itibariyle 3.034.000 ve ithalat beyanname sayısı ise 2.178.000'dir. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. En önemli amaçlarımızdan bir tanesi bütün işlemlerin gümrüklerde hızlandırılmasıdır. Yine fikir vermesi itibariyle bu konuda esasında 2003 yılından beri sonuç alıcı önemli çalışmalar yapılmış, adımlar atılmıştır. Örnek olarak AK Parti hükümetlerinin iş başına geldiği 2002 yılı sonu itibariyle ilk bir dakikada gerçekleşen ihracat işlemlerinin oranı toplam ihracat işleminin %3'üne tekabül ederken bugün 2014 itibariyle bu oran %67'ye çıkmıştır. Yani bir dakika içerisinde ihracat işlemlerinin toplamının %67'si sonuçlandırılmaktadır. Ortalama ihracat işlemi süresi ise yine 2002 yılında 10 saatin üzerindeyken bugün bu süre 2 saat 43 dakika olarak gerçekleşmiştir. Yine son günlerde tartışılan konulara da açıklık getirilmesi açısından bazı rakamları yine paylaşmak istiyorum. Gümrük işlemleri yapılırken girişte ve çıkışta 3 çeşit hat oranı söz konusudur. Bunlardan bir tanesi mavi, sarı ve kırmızı. Yani denetim derecesine göre bunlar tasnif edilmektedir. Tahmin edilebileceği gibi kırmızı hattan geçecek olan bir araç ya da eşya tam tespite tabi tutulmakta, bütün yönleriyle denetlenmekte, sayılmakta, ölçülmekte ve tam tespit yapılmaktadır. Sarı biraz daha hızlı şekilde geçmekte, mavi daha da hızlı şekilde geçmektedir. 2014 Aralık başı itibariyle ihracat işlemlerinin %7.1'i kırmızı hattan geçmektedir. Yani zaman zaman da tartışmalara yol açan ve zaman aldığı iddia edilen bu uygulamanın oranı ihracatta toplam %7.1'dir. Aynı oran ithalat işlemlerinde ise %18.4'tür. Tabi bunlar ülkeler itibariyle risk faktörüne göre bunlar mal gruplarına göre, eşya gruplarına göre değişebiliyor. Tabi amacımız daha da hızlandırmak bu işlemlerin. Bu çerçevede şu aralar en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi bir aracın Türkiye girişi ve çıkışında 6 olan kademe sayısının 1'e düşürülmesidir. Yani bir araç Türkiye'ye girerken yani girişte bir kontrol yapılmakta, plakası okunmakta, sonra pasaport kontrolünden geçirilmekte, sonra tartılmakta, tescil edilmekte, muayene edilmekte ve daha sonra tekrar çıkarken kontrol edilmekte. Toplam 6 aşamalı bir denetim söz konusu bir aracın ithalat aşamasında. Şimdi bunları teke düşürüyoruz. Projenin ismi de zaten Tek Kapı Projesi. Sona geldik. Uygulamaya inşallah Sarp ve Kapıkule'den başlamak üzere hayata geçiriyoruz.
Bununla gelen araç ya da çıkan araç tek bir peronda duracak ve bütün işlemler bir tek kişi tarafından yapılacak. Daha doğrusu İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer pasaport kontrolü işlemini de gümrük memurları tarafından yapılması konusunda bir mutabakat olursa o şekilde olacak. Yani tek kişi tarafından 6 işlem tek peronda, tek durakta ve tek kişi tarafından yapılacak. Ama eğer orada bir mutabakat olmazsa yine tek durakta yapılacak fakat 2 kişi görev yapacak. Pasaport kontrolü diğer pasaport kontrolü İçişleri Bakanlığı elemanları tarafından gerçekleştirilecek. Bu tamamlandığı takdirde hem girişlerde hem de çıkışlarda işlemlerin çok daha hızlı, tabii tüm işlemler için geçerli, hem ithalat hem de ihracat işlemleri için daha hızlı bir şekilde yapılması imkan dahiline girecek. İfade etmeye çalıştığım gibi yoğunluk itibariyle Sarp sınır kapısından başlıyoruz. Sonra Kapıkule ve Havur ve diğer kapılara bunları en hızlı şekilde yaygınlaştıracağız ve teşmil edeceğiz. Bununla ilgili tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Şu anda fiziki çalışmalarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Yine aynı çerçevede yani girişlerin ve çıkışların hızlandırılması çerçevesinde yeni kapılar açıyoruz. Irak'a 3 tane kapı açıyoruz. Şu anda biliyorsun tek Habur kapısı var Irak'ta. Çok ayrıntıya girmeyeceğim zamanı değerlendirmek açısından. Ayrıca yine diğer kapıları da bu amacı uygulayacak şekilde, ona imkan sağlayacak şekilde yeniden revize ediyoruz. Yani tüm diğer kapılarımızı, bazılarının yerlerini değiştiriyoruz. Şimdi yine hızlandırma çerçevesinde yürütülen bazı projeler var. Yani tek pencereden tutun yetkilendirilmiş hükümlüye kadar, dedim ki bunları çok zaman almak istemiyorum. Yani burada risk değerlendirmesi yaparak bu işlemleri yapanların bu kategorize edilerek gümrük işlemlerinin uygulanması açısından bunların farklı statüye tabi tutulması ve ona göre muamele edilmesi esasına dayanıyor. Yani kredibil ise, geçmişteki işlemleri sorunsuz ise ya da başka bazı kriterler de var. O gibi durumlarda bu insanlara, bu kişilere ayrıcalık sağlanıyor, öncelik sağlanıyor. Tabii bunu ihlal ettikleri takdirde tekrar eski uygulamaya dönülebiliyor. Şimdi yine önemli, bu çerçevede önemli düzenlemelerden bir tanesi şu. Bunun çalışmaları da Selefim Hayati Yazıcı Bakanımız döneminde başladı. Konteyner ve liman takip sistemi. Şu anda konteynerler takip edilemiyor limanlarda. Yani yerde limana geldiği anda takip derken merkezden, yani bir bilgisayardan uzaktan bunlar takip edilemiyor. Elbette nerede olduğu, nereye konuşlandırıldığı biliniyor. Ama bütün bunlar manuel gerçekleştiriliyor. Tabii bunların da çok ciddi zaman aldığı ve daha etkin yöntemler varken bunların kullanılması çok anlamlı değil. Bununla ilgili altyapı çalışmalarını tamamladık. Şu anda ilk uygulamasını da yanlış hatırlamıyorsun Mersin'de başladık. Diğer bütün limanlara da teşmil edeceğiz. Yani her konteynere bir kimlik veriliyor ve çip takılacak. Bir hareket olduğu anda anında izlenebilecek. Nereden nereye gittiği merkezden bilgisayardan dijital ortamdan izlenebilecek. Güvenli gümrük işlemleri çerçevesinde ise bir taraftan hızlandırırken, daha etkin, verimli hale getirirken diğer taraftan da elbette kayıp kaçağın da en aza indirilmesi gerekiyor. Güvenli derken bunu kastediyoruz. Bu konuya gelmişken ben belki zamanımız kalmaz. Özellikle tartışma konusu olan, burada da gündeme getirilen dahilde işleme rejimi ile ilgili uygulamalarımızdan başlamak istiyorum bu bölüme. Şimdi biliyorsunuz dahilde işleme rejimi uzun yıllardan beri ihracatı teşvik etmek amacıyla bir finansman modeli olarak hayata geçirilmiş ve halen de etkili bir şekilde kullanılıyor. Bu çerçevede, yani dahilde işleme rejimi çerçevesinde yılda yaklaşık 32 milyar dolarlık ithalat yapılıyor. Yani ihraç edilecek ürünün bünyesinde kullanılmak üzere yaklaşık Türkiye'de en son rakamlar itibariyle söylüyorum 32-33 milyar dolar civarında ithalat yapılıyor. Bunun karşılığında da yapılan ihracat miktarı 68 milyar dolar. Yani sisteme bakıldığında sistem başarılı bir sistem. Uzun yıllardan beri uygulanan bir sistem. Çünkü 32 milyar dolarlık bu amaçla dahilde işleme rejimi çerçevesinde yapılan ithalat var. Bununla bağlantılı ihracat toplamı da 68 milyar dolar. Önce bunun altını çizilmesi gerekiyor. Şunun için önemli bu. Tabii bir sıkıntı varsa, bir yanlışlık varsa elbette bunun üzerine gidecek, gitmemiz de gerekiyor. Ama sistemin genel olarak başarılı olduğunu bir tarafa not etmek gerekiyor. Şimdi bu sürekli tartışılıyor. Daha da işleme rejimi çerçevesinde bazı kıymetli ya da üzerinde yüksek gümrük vergisi olan bazı malların bu amaçla ithal edildiği ama en azından bir kısmının
ihraç edilen malın bünyesinde kullanılmayıp içeride satıldığı şeklinde ve büyük paralar kazanıldığı şeklinde her zaman geçmişte de bu iddialar vardır. Bunların elbette gerçeklik payı da söz konusudur. Bunu tespit etmek amacıyla, yani Türkiye'de gerçekten bunun boyutu nedir? Hep konuşuluyor ama bunun boyutu nedir? En azından bilelim, fotoğrafı tam olarak çekelim. Eğer yoğun bir sıkıntı varsa ona göre sistemi tekrar sorgulayalım, tekrar masaya yatıralım. Ve eğer yani makul seviyelerde diyelim, yani tabii suistimali makul olmaz ama hani şey anlamda söylüyorum, uluslararası standartlara göre kabul edilebilecek seviyelerde ise elbette onunla mücadeleyi sürdürelim. Ama ona göre sektörün de bu kadar töhmet altında, ihracat sektörü tabii doğal olarak karşımızdaki, karşı karşıya kalmasını ortadan kaldıralım. Bununla ilgili Sayın Sayar söyledi, Vahap Bey söyledi. İlk önce uygulamayı Mersin'den yaptık. 6 gün boyunca dahilde işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen tüm ürünlerden istisnasız hepsinden numune aldık. Ve bunları tahlile gönderdik. Sonuçta yaklaşık 200-300'e yakın beyannameden 80'e yakın da problem çıktı. Bu da yaklaşık 30 firmaya tekabül ediyor. Sordunuz yani bu firmaların durumu nedir? Şu anda incelemede o firmalar. Yani burada şunu tespit ettik. İhraç edeceği ürünün bünyesinde kullanmak üzere şekerden tutun, kakaodan, tekstil ürünlerinden kullanmak üzere ithal ettiği ve hepsinin ortak özelliği yüksek oranda gümrük vergisine tabi ya da antidampik uygulamasına ve vergisine tabi olan ürünler olması bu amaçla getiriliyor. Fakat bizim yaptığımız tespitlerde bir kısmının tabi yani büyük çoğunluğu kurallara uygun hareket ediyor. Ben çıkan sonuçlar itibariyle söylüyorum. Bunların bir kısmının da maalesef o ürünün bünyesinde kullanılmayıp muhtemelen iç piyasada haksız kazanç sağlayacak şekilde satıldığını tespit ettik. Bununla ilgili bu sonuçlar ortaya çıkınca bu uygulamayı tüm Türkiye'ye teşmil ettik. Tüm Türkiye'deki gümrüklerde başlattık. 3 gün boyunca yine aynı şekilde dahilde işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen tüm ürünlerin numunesini aldık. Yaklaşık 400'den fazla numune aldık. Onları tahlile gönderdik. Onların sonuçları da geldi. Onların sonuçları yalnız birincisinden daha az. Yani yanlış hatırlamıyorsam yine 300'den yaklaşık 30 tane beyannamede sorun çıktı. Bu da 15 mükellefe tekabül ediyor. Yani bir mükellefin birden fazla beyannamesi olabiliyor. Onları da incelemeye gönderdik. Ayrıca bu bilgilerden yola çıkarak buralarla bağlantılı firmalar, keza onların iş yaptığı gümrük müşavirlerinin diğer firmaları, geniş bir yelpaze oluşturduk ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde mal ithal eden ve bunları ihraç eden ciddi bir yelpaze oluştu, sayı ortaya çıktı ve bunların tamamını da incelemeye gönderdik. Şu anda bunların incelemeler yoğun olarak devam ediyor. Tabi burada bazı şikayetler ortaya çıktı. O şikayetler yapanlar da haklıdır. Çünkü numune alınırken doğal olarak bir miktar bir rahatsızlık veriliyor. Kaçınılmaz olarak. Yani malı indiriyorsunuz, numune alıyorsunuz, tahlile göndereceksiniz. O gibi durumlarda ama şu anda tahlil aşaması bitti, inceleme aşamasında ve bu şekilde sektörün suistimal etme ihtimali bulunan şirketlerinin önemli bir bölümünü inceleme kapsamına almış olduk. Yani oran vermek istemiyorum, oran veremiyorum ama sanıyorum, yani bizim yaptığımız bu tespitlerden yola çıkarak söylüyorum, yoğun çalışmalar gerçekleştirdi gerçekten. %90'ının incelemeye, yani suistimal etme ihtimali bulunan diyelim, işte bağlantılar dedim ya, bütün bağlantılar yoluyla ihtimali olanların tümünü incelemeye gönderdik. Dolayısıyla bu incelemelerden sonra inşallah sektörde olabilecek en az seviyeye ineceğini tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Tabii elbette var. Yani bakın rakamlar var. Mesela şu anda bulabilirsem eğer, benden önceki yıllarda da dahilde işleme rejimi çerçevesinde yapılan kontroller ve ceza rakamları burada var ama bulabilirsem ben onu sizinle paylaşayım. Elbette var. Yani bizim yaptığımız 2003'ten itibaren bu konu üzerine gidiliyor. Onda problem yok. Ama tüm fotoğrafı tam olarak görmek açısından öyle bir uygulama yaptık. Yani madem böyle bir şey var, tümüyle üzerine gidelim. Tüm boyutuyla görelim. Ona göre gereğini yapalım düşüncesiyle hareket ettik. Ve inşallah tabii başka tedbirler de var. Başka tedbirlerimiz de var bununla bağlantılı. Çok ayrıntılara tabii zaman çok daralıyor. Onlarla birlikte inşallah da halde işleme rejimi çerçevesindeki suistimallerin büyük oranda ortadan kaldıracağını tahmin ediyoruz. Diğer önemli sıkıntılı alanlardan bir tanesi de transit rejimi. Yani transit ticaret, Türkiye'de yapılan transit ticaret. Yine bu da çok iddialara konu olan bir husus.
Yani bir ülkeden Türkiye topraklarını kullanarak başka bir ülkeye geçerken bazı malların gümrük işlemleri yapılmadan Türkiye'de bırakıldığı, Türkiye'de satıldığı kayıt dışı olarak ve haksız kazanç elde edildiği şeklinde yine buna yönelik olarak da bir çalışma başlattık. Buradaki çalışmamız daha katı bir çalışma. Transit kapsamındaki tüm ticaret, istisnasız tüm ticaretin giriş ve çıkışında tam tespit uygulaması başlattık. Orada da biraz gürültü çıktı. Yani bu şekilde Türkiye'den, Kapıkule'den ya da başka bir yerden, nereden girerse girsin, Türkiye topraklarını kullanarak başka bir ülkeye transit ticarette bu şekilde gelen malı hem girişte tam tespite tabi tutuyoruz hem de çıkışta tam tespite tabi tutuyoruz. Ayrıca bunları ATS cihazıyla izliyoruz. Şu anda taşıma uzun yılların beri, bu şekildeki sistem uzun yılların beri yapılıyor. Tam tespit uygulaması yeni ama ATS cihazıyla, yani araç takip sistemi cihazıyla takibi uzun zamandan beri, birkaç yıldan beri yapılıyor, 4-5 yıldan beri yapılıyor. Bu petrol taşımalarında %100, yani petrolün transit taşınmasında %100 oranında bütün taşıyan araçlara ATS takılıyor. Ama diğerlerine %20, onu da %100'e çıkarıyoruz. 6000 tane ilave ATS cihazının siparişleri verildi. Sistem şöyle işleyecek. Girerken ATS cihazını takıyoruz. Belirlediğimiz güzergahın dışında gidemeyecek, duramayacak. Durduğu anda merkezden sinyal verecek ya da en ufak bir sapma olduğu takdirde güzergahtan yine merkezden, komuta merkezimizden takip ediliyor bunlar. Sistem ikaz verecek ve anında ekiplerimizi, seyyar ekiplerimizi yönlendireceğiz. Bakın geçtiğimiz birkaç gün önce bir olay meydana geldi. Sigara yüklü bir tır Kapıkule'den galiba, yanlış hatırlamıyorsam Kapıkule'den girdi. ATS cihazı takıldı. Kocaeli'nin oralarda bir yerde ATS cihazını söktü attı. Tabi aracı izleme şansımız kalmadı. Hemen en yakın ekiplerimiz harekete geçti. Ve diğer sistemdeki bilgilerinden aracın, firmanın ve şoförün adrese yakın bir yerde şeyi bulduk. Kaçak sigarayı, bir tır sigarayı boşaltırken yakaladık, tespit ettik. Bu anlamda bu sistem de etkili bir yöntem. Yani hem bir taraftan hem girişte hem çıkışta tam tespit yaparken, diğer tarafta da bunların Türkiye içerisindeki seyri sırasında aktarmasını engellemek amacıyla bu sistemi kullanıyoruz. Bunlar belirlediğimiz yerlerde durabilecekler. Konaklama yeri olarak onları da merkezden izlenecek şekilde kamera sistemiyle donatıyoruz. Bu sistemi kabul eden akaryakıt mola yerlerine izin vereceğiz. Dolayısıyla inşallah bu da tam olarak faaliyete geçtiğinde, dediğim gibi siparişlerini falan verdik, tam olarak geçtiğinde transit ticarette de çok ciddi anlamda bir şey yapacağız. Ayrıca transit ticarete bir tedbir olarak, ki et olayı da bu kırmızı et kamuoyunda o şekilde bilinen, bu da transit ticaret kapsamında ama antrepo rejimine giriyor. Ondan sonra antrepo da değiştirilerek tekrar başka bir hesabı kapatmak için iktisadi değeri olmayan tavuk kırpıntısı olarak çıkartılıyor. Bunu engellemek amacıyla belli ürünlerde et dahil belli ürünlerin transitinde antrepo rejimine girmelerini yasakladık. Onunla ilgili mevzuatımız yayınlandı, yürürlüğe girdi. Yani kırmızı et, beyaz et, şu an aklımda kaldığı kadarıyla tütün, sigara, bazı kuru yemişler, orada çok fazla sıkıntı var, susamdan tutun, ceviz içi, badem içi, onlar da antrepo rejimine girmiyorlar. Giremeyecekler. Yani malı Türkiye'den girdiği zaman durmaksızın çıkacak. Biz takip edeceğiz. Çünkü antrepo rejimine girdiği zaman yine başka sıkıntılar gündeme gelebiliyor. Bu da son zamanlarda eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi ama aldığımız karar doğru. Ha, bunları kademe kademe risk durumuna göre bazı ürünler için genişleteceğiz. Ayrıca akaryakıtta da benzer bir karar aldık. Akaryakıtta da ithal edilecek olan Türkiye akaryakıt ürünü, ham petrol değil, antrepo rejimine tabi tutulmayacak. Vergilendirilecek. Önce vergilendirilecek, sonra antrepo rejime tabi tutulacak. Yeri gelmişken, daha doğrusu onunla ilgili de çok radikal bir karar aldık. O da şu: gemiyle gelen ve denizden 5-6 kilometre açıktan boru hatlarıyla Türkiye'ye aktarılan, pompalanan ve daha sonra ithal edilen petrolün vergilendirilmesinde de, ölçülmesinde ve vergilendirilmesinde sistemi değiştirdik. Şu andaki sisteme göre bunlar boru hatlarıyla içeride antrepoya tanka aktarılıyor. Orada bir teminat alınıyor. Ama vergilendirilmesi daha sonra, millileşmesinden sonra, daha sonra, pardon, marker katılmasından sonra tankere verirken gerçekleştiriliyor. Ve o aşamada da o kadar çok izlenmesi gereken alan oluşuyor ki,
Ben tam uygulamayı görmek açısından Mersin limanından bir gemiden petrolün bu şekilde nakliyesinden son aşamasına kadar ki bütün işlemleri yerinde gördüm. Hatta 6-7 saate yakın bir zaman harcadık ama şunu gördüm. Yani elbette bir takım mekanizmalar var ama yani kaybetme ihtimali çok kuvvetle muhtemel. O izi kaybetme ihtimali çok kuvvetle muhtemel. Ya da bir başka ifadeyle onu takip etmek için ciddi anlamda tedbirler almak ve bedel ödemek gerekiyor. Devlet açısından söylüyorum. Onun yerine şöyle yaptık şimdi. Kararı aldık. Onlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı vesaire. Gemi geldikten sonra petrol boruyla pompalanıyor. Tam karaya çıktığı yerde sayaçlar koyuyoruz. Sayaç. Bunlar tabii büyük sayaçlar ve hata payı da binde birin altında olan sayaçlar. Ki yedekli çalışacağız ayrıca. Sayaç koyuyoruz. Oradan geçen rakam üzerinden vergilendirmeyi yapıyoruz. Tam karaya çıktığı anda. Tabii hepsi tabii anında. Bütün o bilgiler anında hem merkeze hem bölge müdürün odasına gelecek. Evet aynen öyle. Doğru. Ben ayrıntıya girmek istemiyorum tabii. Çünkü teknolojik son derece modern şeyler. 15 Şubat'a kadar süre verdik firmalara. Onu 15 Şubat'a kadar onu temin edecek. Edemeyenlere ithal izni vermeyeceğiz. Tam karaya çıktığı yerde biz ithalatı yapacağız. Ölçümü yapacağız. Vergiyi kesinleştireceğiz. Ondan sonra ne yaparsa yapsın. Biz vergiyi aldıktan sonra hiç önemli değil. Ha orada yalnız vergiyi bir ay sonra alacağız. Ha nedeni şu. Eğer hemen alırsak şu anda piyasaya müdahale etmiş oluruz ve bunun da maliyetlerde 5 kuruşluk bir artışa yol açar, fiyatlara yansır düşüncesiyle. Çünkü şu anda akaryakıt ithal edildikten sonra hazinenin kasasına girişi tam 28,5 gün sürüyor. 28,5 gün sürüyor. Biz bir aylık süre veriyoruz. Tahakkuk ettiriyoruz ama kesinleştiriyoruz, borçlandırıyoruz ama ödeme süresini bir ay erteliyoruz. Neden? Piyasayı müdahale etmemek için. Yani fiyat dengesini bozmamak için öyle bir karar verdik. Onun da uygulaması inşallah şu anda başladı. Çalışmalar başladı. Tevhidlerimizi yayınladık. 15 Şubat'a kadar firmalar sayaçlarını getirip oraya koymaları gerekiyor. Yayınladık onunla ilgili tebliği de. Eğer onu yaptıkları takdirde ithalat ya bu orada artık sıfıra yakın, yine ihtiyatlı konuşmak lazım tabii. Sıfıra yakın kaçak anlamına gelir. Ya, ha şunu da söyleyeyim ayrıca TÜPRAŞ'a gelen, Ankara'ya gelen boru hattı, ham petrol boru hattına da Ceyhan'dan çıktığı yere sayacı koyuyoruz. Aynı noktaya, sıfır noktasına. Sıfır noktasına koyuyoruz, orada vergilendiriyoruz. Aynı şekilde orada da artık inşallah kaçak sıfıra yakın hale gelecek. Biraz önce transit ticaret kapsamında tam tespit hem de antrepo rejimine sokmadığımız ürünleri listesini ben tekrar paylaşayım. Tütün ve tütün muamülleri, çay, alkollü içki, et ve et ürünleri, sigara filtresi, elektronik eşya, mısır, buğday, diğer hububat, muz, ceviz ve badem. Bu uygulamada yeni başlattık. O da inşallah çok ciddi anlamda bir şey sağlayacak. Bir de bu çerçevede aldığımız önemli kararlardan ve uygulamaya da başlıyoruz yakında. Şu anda hızlı çalışmalar devam ediyor. Tüm gümrükler, her alan, işlemin yapıldığı her alan, memurun oturduğu odasından tutun, bütün işlemler yapıldığı her yer, antrepoların etrafı alan, bütün alanlar sofistike, son derece kaliteli 24 saat merkezden izleyebileceğimiz kamera sistemiyle donatıyoruz, zorunlu hale getiriyoruz. Yani memurların oturdukları alanlar dahil olmak üzere. Orada biraz sendikaların itirazı oldu özel hayat diye. Yani tabii memurun çalıştığı bir yerde özel hayat olmaz. Yani o arkadaşlarımıza da söyledik onlara da. Lavabolar hariç her taraf, Türkiye'nin her yeri. Bu teknoloji şu anda kolay, mümkün. Ve biz ayrıca merkezden onu elemanlarımız kumanda edebilecek, yönlendirebilecek, istediği görüntüyü sağlayabilecek. Onunla 7-24 saat canlı olarak hem merkezde olacak hem de müdürün, bölge müdürünün odasında olacak. İnşallah o şekilde meseleyi çözeceğiz. Şimdi antrepo rejimiyle ilgili aldığımız bir önemli karar var. Yine gümrük işlemlerinde güvenlikli bir işlem sağlamak üzere. O da yetkilendirilmiş gümrük müşaviri uygulamasına son verdik. Tabii bu da önemli bir karardı. Sistem açısından zor bir karardı. Yaklaşık 375 tane yetkilendirilmiş gümrük müşaviri var şu anda Türkiye'de. Bunlar açıkçası antrepolara giren malların girişinden ve çıkışından sorumlu olarak faaliyette bulunuyorlar. Yalnız burada teorik bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Bir antrepo rejimi uygulamasında 4 tane taraf var. Antrepo işletmecisi, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, antrepoya malını getiren götüren kişi, koyan vatandaş yani ithalat, ihracat her neyse ve bir de devlet. Şimdi iki imza gerekiyor. Mal girer ve çıkıyor.
Çünkü antrepo ve millileşmemiş, vergisi ödenmemiş malın geçici olarak depolandığı bir alan. Dolayısıyla iyi muhafaza edilmesi gerekir. Giren, kaçak olarak çıkan her mal kayıp demektir. Birilerine rant demektir, devlet açısından kayıp demektir. İyi korunması gerekiyor. Onun için bir anahtar yetkilendirilmiş gümrük müşavirinde, bir anahtar işletme sahibinde, yani antrepo işletmecisinde. Ya da mal girer ve çıkarken ikisinin imzası aranıyor. Burada çıkarların çatışması gerekir. Çatışması gerekir ki, örtüşmemesi gerekir ki, sistemden beklenen amaç gerçekleşsin. Fakat buradaki teorik sıkıntı şu, yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin ücretini işletmeci ödüyor. Hayır, ihracatçı değil, hayır. Antrepo işletmecisi ödüyor. Bu sıkıntı. Halbuki iki imzanın aynı, o zaman tek imza haline geliyor. Böyle bir sıkıntı var. Ve bir şey daha var. Bu zaman zaman gündeme geliyor. Niye yeminli mali müşavirlik sistemi işliyor da bu işlemiyor? Burada bir şöyle bir fark var. Devlet daha sonra inceleme yapacağı zaman bazı fiilleri ortaya çıkarması hemen hemen imkansız. Çünkü neden? Bakın. Mal geldi. Sonra çıkartıldı. Başka bir mal yurt dışına çıkartıldı. Hesap kapandı. Bu ne kadar süre içerisinde oldu? Bir de diğer 10 gün içerisinde oldu. Artık geriye yönelik olarak sizin delil elde etmeniz mümkün değil. Böyle bir durumu var. Yani antrepo sisteminde mal çıktıktan sonra içeriye sallandıktan karşılığı da değersiz olarak yurt dışına çıkarıldıktan sonradan tespiti imkansız. O yüzden yeminli mali müşavirlik sisteminden farkı bu. Tabi çok konu var. Zaman da geçiyor. Tabi bizim de ticaret kanadımız var. Ticaret kanadıyla da Sayın Başkan arkadaşlarımız süremiz evet. Şimdi değerli arkadaşlar ticarette de iç ticarette de özellikle tüketicinin korunması noktasında çok önemli adımlar attık. Çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Aşağı yukarı ithal edilenler başta olmak üzere tekstilden tutun oyuncağa kadar her türlü ürünü denetliyoruz ve bu sene şu rakamlarla kapatayım. Bu sene yaklaşık 800 bin ürünü denetledik. Bunlardan 60 bin tanesi güvensiz çıktı. Sürekli olarak denetliyoruz. Yani ve güvensizlik oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. Şu an itibariyle %2 ile ürüne göre değişiyor. %2 ile 8 arasında değişiyor.